Merhaba, elimizde L298 motor sürücümüz var. Bu sürücü sayesinde küçük bit Z motorumuzun motorlarını kontrol edebileceğiz. Sürücüyü kullanarak motorun hızını ve dönüş yönünü ayarlayacağız. Böylece motor için gereken yüksek voltaj ve akımla Arduino adı verilen mikro denetleyicimiz için gereken düşük voltaj ve akım arasında geçişi sağlayabileceğiz. Arduino birkaç farklı pin çıkışına sahip. Bunları motor kumandasına bağlayabilir ve motoru kontrol edebiliriz. Arduino'nun üstünde bir de USB girişi bulunuyor. Bu girişi kullanarak bilgisayara bağlanabilir ve Arduino'yu programlayabiliriz. Bu sayede Arduino, motor kumandasına ne yapması gerektiğini söyleyebilir. Kullanacağımız motor bir saç kurutma makinesi motoru. Bu motoru Bitsy'nin tekerlekleri olarak kullanacağız. Böylece robot etrafta dolaşıp farklı şeyler yapabilecek. Motor kumandasıyla robotun iki tekerleğini yani motorunu kontrol edebileceğiz. Şimdi öncelikle reçine bazlı bir lehim teline ihtiyacımız var. 60'a 40'lık versiyonunu kullanıyorum. Bunda %60 kalay, %40 kurşun var. Reçine bazlı olunca daha iyi yapışıyor. İlk olarak L298 çipimiz için dirençleri seçiyoruz. Bunlar 47 bin ohmluk dirençler. Bunların 47 bin ohm direnç seviyesine sahip olduklarını üzerlerinde bulunan şeritlerden anlayabilirsiniz. Buradaki şeritler sarı, mor, turuncu ve altın renginde. Dirençleri yerleştiriyoruz ve kaymasınlar diye kurşun uçlarını büküyoruz. Direncin ucunun bulunduğu yeri ısıtıyoruz. Düzgün bir bağlantı için ucun etrafının lehimlendiğinden emin olmalıyız. Bazen havyanın ucunu doğru noktaya getirmek zor olabiliyor ancak bunu başaracağız. Havya ucunun temiz olması lazım. Bu da önemli bir detay. Şimdi, bağlantıların sağlam olup olmadığını ve bileşenlerin çip üzerinde doğru pozisyonda bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Lehim istediğimiz şekilde yayıldı ve direnler doğru şekilde bağlanmış görünüyor. Şimdi fazlalıkları kesebiliriz. Bunun için bir kerpeten kullanacağım. Fazlalıkları gövdeye mümkün olan en yakın yerden kesmeliyiz. Tabi lehim bağlantısına zarar vermememiz lazım. Şimdi iki direnç daha bağlayacağız. İlkinde detaylı gösterdiğimiz için bu kısımları hızlandırdım. Bunlar 2200 ohmluk dirençler ve bunları gösterge ledlerimizi korumak için kullanıyoruz. Kırmızı ve yeşil ledleri ekranın üst kısmından görebilirsiniz. Bunların 2200 ohm'luk dirençler olduğunu, şeritlerinin sırasıyla kırmızı, kırmızı, kırmızı ve altın rengi olmasından anlayabiliyoruz. Dirençlerin sabit kalması için kurşunu biraz yayvan hale getirdik ve lehimledik. Çok fazla yer olmadığı için bu dirençleri yatay yerine dikey olarak yerleştirdik. Şimdi motordan gelebilecek akımdan çipimizi koruyacak olan diyotları yerleştiriyoruz. Buradakiler köprü doğrultucusunda kullanılanlarla aynı tip diyotlar. Diyotların belirli bir şekilde yerleştirilmesi gerekir. Diyot işaretinin sağ tarafında küçük bir kare var. Diyot üzerindeki gümüş şerit kareyle aynı hizada olmalı. Yani gümüş şerit dış tarafa daha yakın olmalı. Bu Diyotun doğru yerde olduğu anlamına gelir. Bildiğimiz üzere diyotlar valf gibi çalışır, elektrik akımının sadece bir yönde akmasına izin verirler. O yüzden bağlantının doğru şekilde yapılması çok önemli. Bir tanesi tam olarak düz durmuyor, o yüzden kerpeten yardımıyla içe doğru biraz itiyorum. Evet, kart üzerindeki bileşenlerin aynı hizada olması gerekiyor. Daha sonra diğer bileşenlerde yaptığımız gibi arkadan çıkan telleri dışa doğru büküyoruz. Hepsinin uygun şekilde hizalanması gerekiyor. Teller lehim yapılırken birbirine değmemeli. Diyotların kart üzerinde aynı hizada olduğundan emin olduktan sonra onları lehimleyeceğiz ve devre kartımızı korumak için gerekli olan diğer 6 diyotu da bunların yanına ekleyeceğiz. Evet. Hepsini yerleştirip lehimledik. Şimdi tellerin ucunu kesiyoruz. Lehim bağlantıları iyi durumda ve bileşenler de doğru hizalanmış görünüyor. Bağlantıları ve lehimin tel tarafında nasıl hareket ettiğini görebilirsiniz. Hiçbir lehim bağlantısı birbirine temas etmiyor. Şimdi sıradaki işlem filtre kondansatörünü monte etmek. Bu yüksek frekanslı bir filtre kondansatörü. 0,1 mikrofaradlık bir kondansatör. İki kutuplu olduğundan iki yöne de monte edilebilir. Bu açıdan diyotlara benzemiyor. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. Telleri dışa doğru büküp lehimleyecek bölgeyi ısıtıyoruz ve lehimliyoruz. Parçalar birbirine yakın olduğundan çok fazla lehim kullanmamamız gerekiyor. Fazla telleri de keserek işlemi tamamlıyoruz. Şimdi de ledleri monte edeceğiz. Bu led'ler motorun hangi yönde döndüğünü ve akımın hangi yönde olduğunu anlamamızı sağlayacak. Bu gösterge diyotlarını düzgün şekilde monte etmeliyiz. LED üzerinde bir uzun, bir de kısa tel bulunuyor. Kısa telin kare delikten geçmesi gerekiyor. Diyotun düz tarafı diğer diyotun düz tarafıyla aynı hizada olmalı. Böylece diyotların doğru yönde olduğunu anlayabiliyoruz. Diyotlarla devre arasında gördüğünüz gibi boşluk kalmıyor. Tam olarak oturtuyoruz. İki kısa telin birbirine doğru baktığından ve merkezdeki kare deliklerden geçtiğinden emin olmalıyız. Daha önce yaptığımız gibi telleri bükeceğiz. Böylece diyotlar lehimlenirken sabit duracak. Diyotların montajını tamamladık. Şimdi arayüz soket bantlarını yerleştiriyoruz. Bunlar kabloları Arduino'dan motor kumandasına kolayca bağlayabilmemizi sağlıyor. Kabloyu yerleştirmek için küçük bir giriş var. Bunların telleri bükülebilecek kadar uzun değil. Dolayısıyla yerlerinden çıkmamaları için onları bantlıyorum. Hareket etmemeleri için pensenin üstüne koyup lehimliyoruz. Bir sonraki aşamada bağlantı bloklarının bağlantısını yapıyoruz. Bağlantı blokları motorları L298 çipine bağlamamıza ve ayrıca devredeki gücü diğer bileşenlere göndermeye yarıyor. Burası pilin bağlantısını yaptığımız yer. Bu 3 pinli bağlantı bloğu. Motorlarsa 2 pinli bağlantı bloğuna bağlanıyor. Lehimleme esnasında devreden düşmemeleri için işlem yapılırken onları devreye bantlıyoruz. Burada bir adet elektrolikit kondansatörümüz var. Şimdi bu 22 mikrofaradlık 50 voltluk kondansatörü bağlayacağız. Elektrolikit kondansatörü bağlarken yuvarlak bakır parçayla pozitif tel birbirine bağlanmalıdır. Pozitif tel, kondansatördeki uzun tel ve bu tel polarize. 5 voltluk regülatörümüzü de monte edeceğiz. Bu regülatör karttan 5 volt almak için kullanılıyor. Lehimlemeyi tamamladık. Böylece karttaki gücün 5 voltluk kısmını Arduino'ya güç vermek için kullanabileceğiz. L298 çipi kart üzerinde mantıksal çip görevini görüyor. Bu çip Arduino'dan gelen sinyalleri işleyip motora güç verilmesini sağlıyor. Bu yüzden L298 çipine Motor kumandasının kalbi diyebiliriz. Çip sadece bir yönde takılabiliyor. Arkadan çıkan küçük tellerin aynı boyda olmasına da dikkat etmek gerekiyor. Bunu sağlamak için motor kumandasının diğer tarafının altına bir nesne koyuyorum. Böylece lehim işlemini de daha kolay yapabiliyorum. Lehim yapılacak yerleri ısıtıp işlemi yapıyoruz ve bağlantıyı kuruyoruz. Her şey tamamlandıktan sonra kısa devre olup olmadığını, bütün bağlantıların sağlam olduğunu kontrol etmek gerekiyor. Evet, her şey yolunda görünüyor. Bu iyiye işaret. Gördüğünüz gibi lehimin taşıp bulaştığı herhangi bir yerde yok. Üst tarafta bütün bileşenler doğru yerde bulunuyor. Her şey olması gerektiği gibi. L298 motor kumandası Bitzi'nin motorlarını hareket ettirmeye hazır. hazır.